Frank Lee Morris, Amerika'nın en iyi korunan ve en azılı suçlularının bulunduğu Alcatraz'da yatmış ve kimsenin kaçamadığı Alcatraz'dan kaçmayı başarabilmiş bir mahkumdur. Öldüğü gün hakkında bir bilgi yoktur. Kaçarken boğulduğuna inanılıyor. Fakat boğulduğuna dair hiçbir delil yoktur. San Francisco Körfezi'nde sahile 2,4 kilometre uzaklıkta 9 hektar alana yayılmış olan Alcatraz Adası, Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü hapishanelerinden biri olma özelliğini taşıdı. Önceleri İspanyolların yönetiminde olan ada Pelikanlar Adası adını taşımaktaydı. 1848 yılında Amerika Birleşik Devletleri yönetimine geçen ada bir süre San Francisco'nun savunması için askeri amaçlarla kullanıldı. 1868 yılında yapılan yerli isyancıların önderlerinin tutulduğu hapishane Alcatraz Adası'nın gelecekteki rolünü de belirleyecekti. Ek binalarla giderek büyüyen cezaevi 1 Ocak 1934 tarihinde federal hapishaneye dönüştürüldü. Disiplinin sıkı tutulması amacıyla yeni hükümlü alınmayıp diğer cezaevlerinden tehlikeli hükümlüler buraya nakledildi. 1934 Haziran'ında çeşitli yerlerden 196 tutuklu ve hükümlü bu kaçılması çok zor olan adaya taşındı. Alcatraz Adası birçok ünlü suçluyu ağırlamıştır. Bunlardan bazıları Al Capone, Doc Barker, Makineli Tüfek, George Kelly, Kuş Adam ya da Alcatraz kuşçusu olarak bilinen Robert Franklin, Bonnie ve Clyde ikilisinin şoförü olan Floyd Hamilton ve Alvin Karpis gibi isimlerdi. Hükümlülerin sayılarla isimlendirildiği Alcatraz'da çok basit temel gereksinimler dışında hiçbir ayrıcalık yoktu. Cezaevi kitaplığından yararlanmak için bile en az 5 yıl sorun çıkarmayan bir mahkum olma şartı aranıyor. Aşırı akıntıyla çevrili adadan kaçışın çok zor olduğu hapishane koşulları esir kamplarına benziyordu. Sığınma yeri, yemek, kıyafet ve sağlık yardımının dışında hiçbir şey verilmiyordu. Çoğu mahkum günün 23 saatini hücresinde geçiriyordu. Ancak fırsat gelirse dışarıya temizlikçi olarak 1 saat kadar çıkabiliyorlardı. Ana binada kapılar ve pencereler demir parmaklıklarla kaplıydı. Burada ve gözetleme kulesinde silahlı görevliler vardı. Adanın etrafı ise soğuk körfez suları ve bolca köpek balığı ile çevriliydi. Frank Morris, Alcatraz'a geldiği ilk anda her mahkum gibi buradan kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Gardiyanlar onun çok zeki birisi olduğunu fakat ailesindeki karışık durumdan dolayı daha küçükken kötü işlere bulaştığını belirtirler. Frank Morris, John Anglin, Clarice Anglin daha önceden başka bir hapiste tanışmışlardı. Alcatraz'da güvenlik en üst seviyedeydi. Tüm mahkumlar tek kişilik hücrelerde kalıyordu. Gardiyanlar değişmeli olarak gün boyunca nöbet tutuyordu. Aslında Frank Morris, John Anglin, Clarice Anglin'in yanı sıra kaçış planının içinde Alan West de vardı. Fakat Alan West çok yavaş hareket etmesinden dolayı diğerlerinin arkasında kalınca Alcatraz'dan kaçamadı. Frank Morris grubun lideri konumundaydı. Kaçış planı tamamen kendisine aitti. Morris uzunca gözlemler yaptıktan sonra Alcatraz'ın duvarlarının eskidiğini ve denizinde duvarlara vurmasıyla duvarların aşındığını fark etti. Bir alet ile duvarı kazıyan Morris böylece kaçışın ilk adımını attı. Frank Morris ve ekibi hücre duvarını delip yerine dergilerden yaptıkları maketi yerleştirerek hücreden dışarı çıktılar. Böylece gardiyanlar duvarın delik olduğunu asla fark etmedi. Söylenenlere göre Morris ve ekibine kaçmaları için Alcatraz'da bulunan hemen hemen herkes yardım etti. Morris, Alcatraz'da çeşitli görevlerde bulunan mahkumların yanına giderek onlardan yardım aldı. Örneğin hazırladıkları mankenler için berber olarak çalışan bir Alcatraz mahkumunda yardım aldıkları bilinir. Öte yandan kitap ve dergi dağıtan mahkumun da manken için Morris ve ekibine fazladan kitap ve dergi verdiği bilinir. Morris ve ekibi hücreden çıkmanın yolunu bulmuştu.
hücrelerindeki duvarı deldikten sonra hücre duvarının içinden yukarıya tırmanıp çatıya ulaşmaktı. Fakat en önemli nokta burasıydı. Çünkü çatıya ulaşınca karşılarında soğuk ve sert dalgaları ile San Francisco Körfezi bulunuyordu. Alcatraz karaya 2.4 kilometre uzaklıktaydı. Yüzerek karşıya geçmeleri imkansızdı. Çünkü yola gece çıkmak zorundaydılar. Gardiyanlar gün boyu nöbet tutuyor, ayrıca belirli aralıklarla sayım yapıyorlardı. Morris ve ekibi karşıya geçmek için içinde bulundukları şartlarda çok zor olan bir fikir ürettiler. Morris ve ekibi karşıya geçmek için bir bot yapacaklardı. Bunu yapmak biraz zaman aldı. Morris ve ekibi yağmurluklardan bir bot yaptılar ve yaklaşık 50 adet yağmurluk kullandılar. Gece de kendilerine yerlerine yerleştirmek için kusursuz bir manken yaptılar. Bu mankenleri yataklarına yerleştirdiler ve açtıkları delikten yukarıya tırmandılar. Orada bulunan demirlikleri keserek çatıya ulaştılar. Ardından San Francisco Körfezi'ne açılıp bir daha asla geri dönmediler.